Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fındıklı Hindistan cevizli kurabiye yapacağım. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarinimizi yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. 2 tane yumurta sarısı ekleyeceğim. Beyazlarını üstü için kullanacağım. Sarılarını da yine yoğurma kabımıza alıyoruz. Yarım su bardağı toz şekerim var. Toz şekerimi de ekliyorum. Yarım çay bardağı Hindistan cevizi. Yine yarım çay bardağı iri öğütülmüş fındık. Çok ince olmasına gerek yok. Bir paket vanilya. Bu malzemelerimizi şöyle güzelce karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu ve 2 su bardağı un kullanacağım. Evet, hamurumuzu bu şekilde, malzemelerimizi güzelce özleştirelim. Margarin veya tereyağımızın yumuşak olması çok önemli. Çünkü daha erken yoğuruyoruz ve kıvamını daha da erken alıyor. Evet, unumuzu kontrollü bir şekilde ekledikten sonra kabartma tozumuzu ekliyorum. İçerisinde Hindistan cevizi ve fındık olduğu için hemen zaten çok fazla da un çekmiyor. 2 su bardağı yeterli geliyor. Güzelce hamurumuzun kıvamını yaptıktan sonra, evet, hamurumuzun kıvamı yerine geldi. Çok fazla yoğurmadan minik minik bezeleri ayıracağım şimdi. Evet, içerisinde fındık var zaten. Şimdi yuvarlak bezeler haline getireceğim. Üzerlerine yumurta beyazı ve yine iri öğütülmüş fındıktan serpeceğiz. Bol fındıklı bir kurabiye olacak. Çok lezzetli bir kurabiye. Evet, bu şekilde yassılaştırdıktan sonra tepsime yerleştiriyorum. Bu kurabiye uzun sürede saklanabiliyor. Bayatladıkça daha da lezzeti artıyor kurabiyenin. Evet, bu arada fırınımızı da 150 derecede ısıttım. Sıcak fırına göndereceğim kurabiyelerimizi. Evet, tepsiye yerleştirme işini bitirdik. Şimdi yumurta beyazından üzerlerine fırça yardımıyla sürüyorum her tarafına. Bir yandan fırınımız da ısınıyor şu anda. Evet, gördüğünüz gibi üzerlerine bolca fındık serpelim. Çok yüksek derecede pişirmememiz gerekiyor bu kurabiye, çünkü üzerlerinin fındıklarının yanmaması gerekiyor. 150 derecede gayet yeterlidir. 20 dakika kadar pişip pişmediğinde anlarsınız. Zaten şekerli bir kurabiye olduğu için kızarmayacak kurabiye. Mümkün olduğu kadar beyaz bırakacağız kurabiyemizi ve fırına pişirmeye gönderelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyemiz pişti. Şu anda çok sıcak. Ama içi dışı fındıklı bir kurabiye. Çok lezzetli bir ev kurabiyesi, çay kurabiyesi. Mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim bir tarifim. Servis tabağımızı aldıktan sonra evet, servise geçebiliriz şimdi.
kurabiyemizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Çok lezzetli bir ev kurabiyesi, çay fındıklı çay kurabiyesi. Saklama kabında, kapalı bir kavanozda uzun sürede saklayabileceğiniz bu kurabiyemi evet arkadaşlar, yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.